Merhaba arkadaşlar geldik 2019'da Şuraya yazalım 2019 yılının çıkmış sözel mantık sorularına bir bakalım 27 ile 30. sorular aşağıdaki verilen bilgilere göre Bağımsız cevaplayınız demiş Bakalım Ali, Berna, Cem, Deren, Engin, Faruk ve Gizem Adlı sporcular iki aşamalı bir koşu yarışına katılmıştır iki aşamalı Bu yarışta birinci koşu koşuyu ilk 5 sırada tamamlayan yarışmacılar ikinci koşuya katılmaya hak kazanmıştır Sıra var. Burada kaç isim var? Ali, Berna, Cem, Deren, Engin, Faruk, Gizem. 7 kişi var. Şöyle bir tablo yapabiliriz bakın. Önce birinci koşuyu bulalım. Ardından ikinci koşu. Birinci koşuyu nasıl yapabiliriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var. Birinci koşuda ilk 5'e giren bu kişiler ikinci koşuya katılabilirmiş. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da bizim ikinci koşumuz. Olsun. İsimler kimdi? Ali, Berna, Cem, Deren, Engin, Faruk, Gizem. Aldı sporcular iki aşamalı bir koşu yarışına katılmıştır. Bu yarışta birinci koşuyu ilk 5 sırada tamamlayan. Yani şurada tamamlayan kişiler ikinci koşuya katılmaya hak kazanmıştır. Bu tarafa gelebilirler. Demek ki 6 ile 7 katılmamıştır. Sporcuların her iki koşuyu tamamlamaz sıralarına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Bilgileri farklı bir renkle dolduralım artık. İlk koşuyu gizem. İlk. O zaman biz önce şuraya bir bakalım. Burayı bir dolduralım öncelikle. İlk koşuyu adam bize diyor ki Gizem derenden hemen sonra Gizem derenden hemen sonra Şu şekilde demek ki Faruk'tan hemen önce tamamlamıştır Faruk Yani bu şekilde değil mi? Gizem Deren'den hemen sonra Faruk'tan hemen önce tamamlamıştır. Berna her iki koşuyu da aynı sırada tamamlamıştır. Bakın burayı biraz oturttuk. Burada da diyor ki Berna her iki koşuyu aynı sırada tamamlamıştır. Berna her iki koşuyu da aynı sırada tamamladıysa demek ki Berna her iki koşuda da var değil mi? Doğru. Berna burada da var. Berna ikinci koşuda da var demektir. İlk koşuyu ikinci sırada Ali. Ali'yi buraya yazalım. Şöyle çizelim bunları. İkinci koşuyu, birinci koşuyu, ikinci sırada kim tamamlamış? Ali tamamlamış. Bu bilgi net. İlk koşuyu ikinci sırada Ali, ikinci koşuyu üçüncü sırada Faruk tamamlamıştır. Bakın Faruk burada değil mi? İkinci koşu hakkında da bize bilgiler vermiş. Bunları da çizebiliriz. Burası da net bilgi. Şimdi şuna dikkat edin. Bakın. Deren, Gizem, Faruk. Faruk ikinci koşuya üçüncü sırada kaldıysa demek Faruk ilk koşuda ilk beş içerisinde değil mi? Peki bunu nasıl yapabiliriz? Deren, Gizem, Faruk. Bunlar peş peşe koşan kişiler değil mi? Faruk ikinci koşuya kalmış. Dikkat ederseniz. ikinci koşuyu üçüncü bitirmiş. O zaman Faruk birinci koşuda ilk beş arasındadır. Yani Faruk burada bitirmiştir. Peki Faruk burada nerede bitirebilir? 1'de bitirebilir mi? 3'te bitirebilir mi? 4'te bitirebilir mi? 5'te bitirebilir mi? Bitirebilir. Ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Deren, Gizem, Faruk peş peşe gelen, gelmesi gerekiyor. O zaman benim Deren'i buraya yazmam gerekiyor. Gizem'i buraya yazmam gerekiyor. Faruk buraya. Çünkü 6 ile 7 ikinci koşuya kalmadı. Dereni 1'e yazamam. Hocam niye yazmadınız? Çünkü bunlar peş peşe gelmek zorunda. Bunu bu şekilde oluşturduk. Ali, Deren, Gizem, Faruk. Bakın bunların yeri kesin. Bir de burada bir bilgi var. Berna her iki koşuyu da aynı sırada tamamlamış. Berna'yı nereye yazabilirim ilk koşuda? 6'ya yazabilir miyim? İmkansız. Kalmıyor çünkü. 7'ye yazabilir miyim? İmkansız. O zaman Berna kesinlikle nerede olmak zorunda? birde olmak zorunda değil mi? İkinci koşuya da kaldığı bilgisi var zaten burada. Her iki koşuyu da aynı sırada bitirdiyse o zaman Berna yine kesinlikle buraya gelecek. Tablo bu şekilde. Şimdi birinci koşuda kimi yazmadık? Yani 6 ile 7 kim olabilir? Bakın Ali'yi kullandım. Ali gitti. Berna'yı kullandım. Deren'i kullandım. Faruk'u kullandım. Gizem'i kullandım. Geriye kim kaldı? Cem kaldı. Bir de Engin kaldı. Cem 6 da olabilir, 7 de olabilir. Faruk 6 da olabilir, 7 de olabilir. Bir daha baştan alıyorum. Bakın. Zaten Ali'nin yerini bize söylemiş. Tamam mı? İlk koşuyu ikinci sırada Ali bitirmiştir. Sonra adam diyor ki Deren, Gizem, Faruk peş peşe. Gizem Deren'den hemen sonra Faruk'tan hemen önce bitirmiş. Faruk da ikinci yarışı üçüncü bitirmiş. O zaman Faruk birinci yarışta ilk beş içindedir değil mi? 1'e yazamayacağıma göre şimdi dersiniz ki hocam dereni buraya yazın. Gizem buraya, Faruk buraya imkansız. Peş peşe gelmeleri gerekiyor. Bunlar gitti. Bu bilgiler tamamen gitti. Hepsini oturttuk. İkinci koşuyu Gizem derenden önce tamamlamıştır. İkinci koşuyu bunları silelim. Bunların hepsi gitti. Buralar tamam. Sonuncusunda ne diyor? İkinci koşuyu Gizem derenden önce tamamlamıştır. Gizem Derenden önce tamamlamıştır. Ama hemen önce ifadesi yok. Bakın burada hemen sonra, hemen önce. Önce dediği için. Örnek. Gizemi. Farklı bir kalemle yazayım. Farklı bir renkle yazayım. Onu da ne ile yazalım? Onu da mavi yazalım. Şimdi hatta şunu şuraya bir geçelim. Bakın ikinci koşuya kimler kaldı? İkinci koşuya ilk beşimiz kimmiş bizim? İkinci koşuya Berna kaldı. Ali kaldı. Deren kaldı, Gizem kaldı, Faruk kaldı. Cemle Engin koşuyu 6. ve 7. sırada bitirmişlerdir. Kendi aralarında yer değiştirebilirler. Şimdi Berna'yı yazdım. Berna'nın yeri kesin. Faruk'un yeri kesin. Şimdi geriye kim kaldı? Ali kaldı, Deren kaldı, Gizem. Ama şu küçük bir bilgi var. Gizem Deren'den önce bitirmiş. Bakın şöyle yapabilir miyim? Gizemi buraya yazıp Dereni buraya yazabilir miyim? Yazabilirim. Ali'yi buraya yazabilir miyim? Yazabilirim. Bu birincisi. Peki ben Gizemi buraya yazabilir miyim? Yazabilirim. Dereni buraya yazabilir miyim? Yazabilirim. Ali'yi buraya yazabilir miyim? Yazabilirim. Özür dileyerekten tablo beyan gitti. Şimdi burada bu tabloda kesin olan, ikinci tabloda kesin olan neresi var? Berna var bir de Faruk'la. Bakın, Gizem'in Deren'den önce bitirmesi koşulu var ama hemen önce mi? Veya arada bir kişi var mı? Bilgisi tam net değil. Bakın Berna ile Faruk'un yeri kesin. Dediğim gibi Gizem'i buraya yazalım. Deren'den önce olması gerekiyor. Ali de buraya yazabilirim veya Ali'yi buraya yazıp Gizem'le Deren'i bu şekilde de yazabilirim. Şimdi tablo bu şekilde kesin. Geldik soruları çözmeye. 27. soruda adam bize ne demiş? Buna göre adlı sporculardan hangileri ikinci koşuyu beşinci sırada tamamlamış olabilir? Kaçıncı koşuyu sormuş? İkinci koşuyu. Berna demiş, Cem demiş, Deren demiş. Bir bakalım ikinci koşuyu birinci, ikinci koşuyu beşinci sırada kim bitirebilir? İkinci koşuyu beşinci sırada diye sormuştu değil mi? İkinci koşuyu beşinci sırada. İkinci koşuyu beşinci sırada kim bitirebilir? Ali bitirebilir mi? Bitirebilir. Deren bitirebilir mi? Bitirebilir. O zaman bize ne lazım? Ali bir de Deren lazım. Ali Deren. Cem olabilir mi? Olamaz. Bakın o zaman 2'yi eleyebilirim. Deren var mı? Deren 3'te var. O zaman bunu da eleyebilirim. Berna'yı yaptık mı? Berna da olamaz. Bunu da eliyorum. 27. sorunun cevabı Bursa. Dediğim gibi bakın 2. koşuyu 5. sırada Ali bitirebilir, Deren bitirebilir. Geldik 28'e. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Kesin olarak yanlıştır. Berna ilk koşuyu 4. sırada tamamlamıştır. Bir bakalım. Berna ilk koşuyu 4. sırada mı tamamlamış? Bakın Berna ilk koşuyu kaçıncı sırada tamamlamıştır? İlk koşuyu 1. sırada tamamlamıştır. Kesin olan o. Ama bu yanlış bilgi. 28. sorunun cevabı. Adana Berna ilk koşuyu da 2. koşuyu da 1. sırada tamamlamıştır. 28. sorunun cevabı adana geldik 29'a. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur? Ali'nin ilk koşudaki sırası ile Deren'in ikinci koşudaki sırası aynı. Ali'nin ilk koşudaki sırası ile bir bakalım. Ne diyor adam? Ali'nin ilk koşudaki sırası ile Deren'in e, ikinci sıradaki koşusu aynıdır. Ali ilk koşuda nerede? İkinci sırada. Deren nerede? Ya 5'te ya 4'te. Demek ki A şıkkı yanlış. Önümdeki kağıttan okuyayım. 2'de bir gidip gelmek zorunda kalmayalım. A şıkkı yanlış. B. Tabi bize kesin olan doğruyu soruyor. B şıkkında şöyle bir ifade var. Ali'nin ilk koşudaki sırası ile ikinci koşudaki sırası aynıdır. Ali birinci koşuda 1. Bir. ikinci koşuda buraya da gelebilir. 5'e de gelebilir. B de yanlış. C şıkkında böyle bir bilgi var. Gizem'in ilk koşudaki sırası ile Gizem'in ilk koşudaki sırası ile Gizem ilk koşuda dördüncü sırada ikinci koşudaki sırası aynıdır. Gizem nerede? Gizem bakın burada dörtte de olabilir, ikide de olabilir. Yanlış bir bilgi. D şıkkında şöyle bir bilgi var. Faruk'un ilk koşudaki sırası ile Deren'in ikinci koşudaki sırası aynıdır. Deren dörtte de olabilir, beşte de olabilir. Bu da yanlış bir bilgi. E şıkkında böyle bir bilgi var. Deren'in ilk koşudaki sırası ile. Deren'in ilk koşudaki sırası ile 3. sırada Faruk'un ikinci koşudaki sırası aynıdır. Bakın Faruk her iki koşuda da 3. sırada. Gizem, Deren de 3. sırada. Demek ki doğru cevabımız Edirne'ymiş. 29. sorunun cevabı Edirne. Geldik sonuncu soruya. 30. Gizem'in ilk koşuyu tamamlama sırası ile Ali'nin ikinci koşuyu tamamlama sırasının aynı olduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Gelelim şimdi soruya. Ne diyor? Şuraları bir silelim önce arkadaşlar. Kafamı çok karışmadan. İkinci tabloda dediğim gibi kesin olan sadece Berna ile Faruk'tur. Devam. Şimdi 30'da diyor ki Gizem'in ilk koşuyu tamamlama sırası kaç? 4. İlk koşuyu tamamlama sırası ile Ali'nin ikinci koşuyu tamamlama sırasının aynı olduğu biliniyorsa. Bakın gizem 4'te. Bir de diyor ki Ali'nin ikinci koşuyu tamamlama sırasının aynı olduğu biliniyorsa. Ali. O zaman Ali'yi bizim burada dörde yazmamız gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Berna dedim birincisine. Sonra burası Faruk kesindi. Peki şöyle yapabilir miyim? Gizem derenden önce gelmek zorunda değil mi? Ben gizemi buraya yazdım. Deren'i de buraya yazdım. O zaman Ali'yi de buraya yazdım. Böyle bir tablo olma ihtimali var mı? Var. İkinci tabloda kesin olan hangisiydi? Berna ile Faruk. Bakın Gizem'in Deren'den önce gelme ihtimali var. İkinci koşunun 3 tane tablosu var. Birincisi bura. ikincisi bura. Üçüncüsünü yapmamışız. Üçüncüsü de bura. Adam diyor ki Gizem'in ilk koşuyu bitirme sırası ile Ali'nin ikinci koşuyu bitirme sırası aynıysa yani buna göre yapacağız. O zaman hangisi doğrudur? Devam. A şıkkına bir gelelim. Berna ikinci koşuyu beşinci sırada tamamlamıştır. Doğru mu? Berna ikinci koşuyu beşinci sırada mı tamamlamış? Berna bakın ikinci koşuyu beşinci sırada tamamlamamıştır. Birinci sırada tamamlamıştır. O zaman A şıkkı yanlış. Bize doğru olanı sordu. B şıkkında bize diyor ki adam Gizem ikinci koşuyu dördüncü sırada tamamlamıştır. Gizem ikinci koşuyu dördüncü sırada tamamlamamıştır. İkinci sırada tamamlamıştır. C şıkkında adam bize diyor ki Deren ikinci koşuyu beşinci sırada tamamlamıştır. O zaman doğru bir bilgi. Sorunun cevabı Ceyhan. Bakın buna göre çözeceğiz. Ali'nin, Gizem'in, Deren'in ikinci koşuda üç farklı ihtimali olduğu için bu şekilde yaptık. 30. sorunun cevabı da Ceyhan arkadaşlar. Bunu da burada bitirdik. 2020 sorularında görüşmek dileğiyle. 2019 çok zor değildi. 2019, umarım yine böyle bir soru gelir. Çok zorlayıcı bir soru olmaz. Çünkü bir yaklaşık 10 dakika falan maksimum 15 dakika bir vakit ayırma ihtimali olduğu için inşallah zorlayıcı gelmez. Ama lütfen tablosuz çözmeyin soruları. 2020'de görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin.